dipsiz bir uçurumun içine baktığınız zaman o da sizin içinize bakar. Friedrich Nietzsche. Hatırla, sen hatırla o günleri. Kafasındaki bulanıklığa rağmen bu sesleri yine de duyuyordu. Ama sesler bazen o can acısı gibi kesiliveriyordu. O zaman geride sadece bulanıklık, sis kalıyordu. Karanlığı hatırlıyordu. O bulanıklıktan önceki kopkoyu karanlığı. Bu bir ilerleme gösterdiği anlamına mı geliyordu? Işık yaratılsın. Bulanık ışık bile güzeldir. Ve ışık güzeldi. Falan filan. Öyle mi? Karanlıkta o sesler var mıydı? Bu soruların hiçbirinin cevabını bilmiyordu. Bunları sormanın bir anlamı var mıydı? Bu sorunun da cevabını bildiğini sanmıyordu. Can acısı seslerin altında bir yerdeydi. Güneşin doğusunda ve kulaklarının güneyinde. İşte bütün bildiği bu kadardı. Onun için bu sesler uzun bir süreden beri dış dünyayla ilgili tek gerçekti. Bu süre ona çok ama çok uzun gelmişti. Öyleydi de var olan can acısı ve o fırtınalı sis, o bulanıklıktı. O bulut kim olduğunu bilmiyordu. Nerede olduğunu da. Ama bunu bilmek istediği de yoktu. Sadece ölmüş olmak istiyordu. Ne var ki kafasına bir yaz fırtınası sırasında görülen bulutlar gibi çökmüş olan acı dolu sis yüzünden bu isteğinin de farkında değildi. Zaman geçerken acı çekmediği süreler olduğunu sezdi. Düzenli aralarla oluyordu. Bu sersemlikten önceki yoğun karanlıktan kurtulduğundan beri ilk kez kafasında bir düşünce belirdi. River kıyısında kumsaldan uzanan bir kazıkla ilgiliydi. Annesiyle babası onu çocukken sık sık River kıyısına götürürlerdi. Ve o battaniyenin kazığı göz hapsini alabileceği bir yere serilmesi için ısrar ederdi. Bu ona gömülmüş bir ejderhanın dışarı uzanan dişi gibi gözükürdü. Oturup suyun yaklaşmasını, sonunda kazığın üzerine örtmesini seyretmekten çok hoşlanırdı. Ama saatler sonra o çürümüş kazık tekrar belirmeye başlardı. O arada sandviçlerini yemiş, babasının büyük termosundaki limonatayı son damlasına kadar içmiş olurlardı. Annesi artık eşyalarını toplayıp gitmenin zamanının geldiğini söylemeden tahtanın ucu kumsala vuran dalgaların arasında bir belirip bir kaybolmaya başlardı. Sonra gitgide daha iyi gözükürdü. O sırada çöpleri üzerinde "Kumsalınızı temiz tutun" yazılı büyük varili atarlardı. Polly'nin kumsalda oynadığı oyuncaklar toplanırdı. Artık bir fırtına bulutunun içinde yaşayan adam, "Benim adım bu" diye düşündü Polly. "Ben Polly'yim. Annem bu gece güneşten yanan yerlerime bebek yağı sürecek." Ve battaniye tekrar katlanırdı. O sırada kazık da iyice ortaya çıkmış olurdu. Siyahımsı, yosunlu dümdüz yanlarına köpükler vururdu. Babası ona, "Buna gel git neden oluyor?" diye anlatmaya çalışmıştı. Ama Polly her şeye kazığın neden olduğunu biliyordu. Dalgalar gidip geliyor ama o kazık hep yerinde duruyordu. Sadece insan bazen onu göremiyordu. Kazık olmasaydı gel git de olmayacaktı. Bu anı kafasında dönmeye başladı. İnsanı çıldırtabilirdi bu. Uyuşuk bir sinek gibiydi. Bu anının ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ama sesler uzun bir süre bunu engellediler. Zaman, her şey, hatırla. Sesler bazen sona eriyordu. Kendisi de öyle. Şimdiyle, fırtına bulutunun dışındaki şimdiyle. İlgili ilk gerçekten berrak anısı bu sona ermeydi. Birdenbire bir tek kez bile soluk alamayacağını anlıyordu. Bu da iyiydi, uygundu, hatta harikaydı. Acıya bir dereceye kadar dayanabilirdi ama her şeyin de bir haddi vardı. Artık bu oyundan çıkacağı için memnundu. Sonra bir çift dudaklar onunkileri kavradı. Bu dudaklar kuru ve sertti ama yine de bir kadının ağzıydı. Ve kadının ağzından fışkıran rüzgar adamınkine doldu. Boğazından inerek ciğerini şişirdi. Sonra kadın dudaklarını çekti. Ve adam ilk kez o zaman gardiyanın kokusunu aldı.
Bu kokuyu kadının zorla içine yolladığı soluğunda duydu. Bu bir erkeğin onu istemeyen bir kadına zorla sahip olması gibi bir şeydi. Ve gardiyanın soluğu pek kötü kokuyordu. Vanilyalı kurabiye, çikolatalı dondurma, tavuk salçası ve fıstık ezmeli şekerleme kokularının bir karışımıydı bu. Birinin ciyak ciyak bağırdığını duydu. Soluk al, lanet olsun soluk al, Paul. Dudaklar yine ağzını bir kıskaç gibi kavradı. Soluk tekrar boğazından aşağıya indi. Hızla giden bir metro trenini izleyen ve peşinden gazetelerle çikolata kağıtlarını sürükleyen ıslak ve pis kokulu bir rüzgar gibi. Sonra dudaklar çekildi. Sakın bu havayı burnundan vereyim deme diye düşündü. Ama bunu yapmamak elinde değildi. O koku, o koku, o iğrenç koku. Kendi kendine alacağım dedi. Her istediğini yapacağım. Ama lütfen aynı şeyi tekrarlama. Mikroplarını bana bulaştırma. Gel gelelim, soluk alamadan dudaklar yeniden ağzına yapıştı. Tuzlanmış deri şeritler kadar ölü ve kuru olan o dudaklar ve kadın yine onun ırzına geçiyormuş gibi soluğunu ciğerlerine gönderdi. Kadın dudaklarını çektiği zaman bu kez o pis soluğu vermedi. Aşağı doğru iterek derin bir soluk aldı. Havayı iyice içine çekti. Sonra soluk verdi ve göremediği göğsünün tekrar kabarmasını bekledi. Göğsü bütün ömrü boyunca ondan yardım beklemeden böyle yapmıştı. Ama göğsü kımıldamayınca yine inler gibi derin bir soluk daha aldı. Ve sonunda kendi kendine solumaya başladı. Elinden geldiğince hızlı soluyor, kadının içindeki tadını ve kokusunu atmaya çalışıyordu. Normal hava o zamana dek hiç bu kadar güzel gelmemişti. Kafası tekrar bulanmaya başladı. Karanlıklaşan dünya tümüyle ortadan kaybolmadan kadının öf diye mırıldandığını duydu. Az kalsın gidiyordun. Ama gitmedim diye düşünürken uykuya daldı. Rüyasında kazığı gördü. Bu öyle gerçek gibiydi ki neredeyse uzanacak ve avucunu çatlak tahtanın yaptığı yeşil siyah kavise sürecekti. Uyanıp yeniden yarı baygın haline döndüğü zaman son durumuyla o kazık arasında bir bağ kurdu. Birdenbire oldu bu. Can acısı kesilip kesilip tekrar başlamıyordu. Acısı o kazık gibiydi. Aslında bir ana olan rüyadan çıkan ders buydu. Can acısı sadece azalıp artıyormuş gibi gözüküyordu. Can acısı o kazık gibiydi. Bazen üzeri örtülüyor, bazen ortaya çıkıyordu. Ama hep vardı. Can acısı etrafını sarmış olan taş grisi bulutun arasında onu hırpalamadığı zaman sessiz bir minnet duyuyor ama kanmıyordu artık. Acı hala oradaydı ve geri döneceği anı bekliyordu. Ve bir değil iki kazık vardı. Can acısı o kazıklardı. Kafasının önemli bir bölümü gerçeği kavramadan çok önce beyninin bir noktası bunu anlamıştı. O parçalanmış kazıklar kendi kırık bacaklarıydı. Ama ancak uzun bir süre sonra dudaklarını birbirine yapıştırmış olan kuru tükürükleri parçalamayı ve kadına boğuk boğuk "Neredeyim?" diye sormayı başardı. Kadın başucunda oturuyordu. Elinde bir kitap vardı. Kitabın yazarının adı Paul Sheldon'dı. Bunun kendi adı olduğunu anımsadı ve hayret de duymadı. Kadın, "Colorado'da," dedi. "Sidewinder'da. Adım Annie Wilkes ve ben..." "Paul, biliyorum," diye mırıldandı. "Sen benim bir numaralı okuyucumsun." Annie gülümsedi. "Evet, gerçekten öyle." Karanlık. Sonra can acısı ve siz. Sonra azabın sürekli olduğunu ama zaman zaman endişeyle gömüldüğünü kavraması. İlk gerçek anı. Kadının pis kokulu soluğuyla ağzına geçerek onu hayata döndürmesi. Ondan sonraki gerçek anı, kadının düzgün aralıklarla ağzına kapsüle benzer bir şeyler tıkması. Ama kadın ona su vermiyor ve haplar Paul'ün dilinin üzerinde kalıyordu. Eridikleri zaman ağzına şaşılacak kadar acılık bırakıyordu. Biraz aspirininkine benzeyen bir tat. Bu acılıktan kurtulmak için tükürmek iyi olacaktı. Ama böyle yapmaması gerektiğini biliyordu. Çünkü dalgaların kazığın üzerine örtmelerini o acılık sağlıyordu. Kazıklar, kazıklar, iki kazık. Pekala, iki kazık var. Tamam, artık sus. Şşş, şşş.
ve bu tat sanki acısı sona ermiş gibi bir etki yapıyordu. Paul bütün bunları uzun aralıklarla düşündü ama can acısı azalmayıp aşınırken dış şeyler daha hızlı etki yapmaya başladı. Sonunda nesnel dünya bütün o anı tecrübe ve ön yargı yüküyle tekrar eski yerini aldı. O Paul Sheldon'dı. İki kez evlenmiş ve boşanmıştı. Fazla sigara içiyordu. Ya da bütün bunlardan önce öyleydi. Bu bütün bunlar neydiyse. Başına çok korkunç bir şey gelmişti ama hala yaşıyordu. O koku, kurşuni bulut gitgide daha hızlı kaybolmaya başladı. Bir numaralı okuyucu ona garip sesli, eski püskü yazı makinesini bir süre sonra getirecekti. Ama Paul bundan çok önce başının belada olduğunu anladı.